Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 90'lara bugün tekrar geri dönüyoruz. 90'ların akılda kalan yabancı bilim kurgu filmlerine bakacağız sizlerle. Ben bunun için birkaç not aldım. Bu notlara göre gideceğim. Arkanıza yaslanın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. Ben ondan başlıyorum. Gerisini beraber getireceğiz. 10 numarada Mars Attacks filmi var. Bu film Türkçe'ye Çılgın Mars olarak çevrildi. Filmin oyuncuları Jack Nicholson, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Michael J. Fox ve Tom Jones'tur. Filmin konusu ise şudur. Nevada çölüne inen uzaylıları karşılayan bir grup heyecanlı insanın bu heyecanın yerini yaşam savaşına bırakmasına konu alır bu film. Gerçekten çok güzel filmdi. Özellikle hani komedi tarafları çok güzeldi ama bilim kurgu tarafı da bir o kadar güzeldi bu filmin. Geçiyorum 9. filmime. 9. filmim Strange Days filmidir. Filmin oyuncuları Ralph Fiennes, Angela Bassett, Tom Sizemore, Vincent D'Onofrio, Glenn Plummer ve Nicky Catt'tir. Filmin konusu ise şudur. Bir katilin hatıralarını ele geçiren Lenny'nin bu diskin içindeki katilin hatıralarını incelerken bir anda derinlere dalmasını konu alır bu film. Gerçekten özellikle filmin hikayesi süperdi ve bilim kurgu ile birleşince filmin hikayesi inanılmazdı. Geçiyorum buradan 8. filme. 8. filmim Starship Troopers. Türkçe'ye Yıldız Gemisi Askerleri olarak çevrildi bu film. Filmin oyuncuları Casper Van Dien, Dina Meyer, Dennis Richards, Jake Busey, Seth Gillian, Michael Ironside. Filmin konusu ise şudur. Başka bir gezegenden gelen katil böcekleri istilasını önlemeye çalışan bir grup askerin hikayesini anlatan filmdir. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Özellikle hani filmin hikayesi ise süperdi ve bilim kurguyla birleşince muazzamdı. Geçiyorum buradan 7. filmime. 7. filmim Galaxy Quest filmidir. Filmin oyuncuları Tim Allen, Alan Rickman, Sam Rockwell, Derry Mitchell, Jed Reese ve Justin Long'dur. Filmin konusu ise şudur. Televizyon dizisi oyuncuları bir gün yaratıklar tarafından çağrı alır, yani yardım çağrısı ve bu yardım çağrısını gönülsüzce istemeye istemeye kabul etmek zorunda kalırlar. Çok güzel bir hikayesi vardı. Özellikle komedi tarafları iyiydi ama bir bilim kurgu filmi olarak da süperdi. Geçiyorum buna 6. filmime. 6. filmim Dark City. Filmin oyuncuları Rufus Sable, William Hurt, Jennifer Connelly, Bruce Spence, Michael Boutal ve Richie Singer'dir. Filmin konusu ise şudur. John Murder bir sabah hani hiç bilmediği otel odasında uyanır ve buraya hani otel odasına nasıl geldiğini bilmiyordur. Aynı zamanda John bir katil olarak kendisinin arandığını fark eder. Ve film de böyle başlar. Çok güzel filmdi. Özellikle filmin hikayesi ise süperdi. Yani bir bilim kurgu filmi olarak da gerçekten çok iyi filmdi. Geçiyorum buradan 5. 5. filmim Fifth Element filmidir. Filmin oyuncuları Bruce Willis, Gary Oldman, Mila Jovovich, Chris Tucker, Luca Perry, John Neville ve Ian Holm'dur. Filmin konusu ise şudur. 2200'lü yıllarda kötülüğe karşı bir yol aranmaktadır. Ve Lilo bu kötülüğe karşı duran bir adamdır. Ve bu kötülüğü sonunu getirmek için de 5. elementin
peşine düşer. Yani çok güzel filmdi. Özellikle hani Bruce Willis'in oyunculuğuyla bu film muazzamdı. Geçiyorum buradan dördüncü filmime. Dördüncü filmim 12 Monkeys. Filmin oyuncuları Bruce Willis, Vernon Campbell, Bob Aldrin, Bill Raymond, Simon Jones, John Cena ve Joey Pereira'dır. Filmin konusu ise şudur. İnsanlığın sonunu getirecek olan salgın hastalığın nedenini araştırmak için geçmişe giden James Cole'un hikayesini anlatan filmdir. Çok güzel filmdi. Özellikle filmin hikayesi muazzamdı. Yani tam böyle istediğimiz bilim kurgu filmlerinden bir tanesiydi. Geçiyorum burada üçüncü filmime. Üçüncü filmim Independence Day. Filmin oyuncuları Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell, Margaret Qualley, James Reborn ve Adam Baldwin'dir. Filmin konusu ise şudur. Dünyanın iletişim sistemleri bir anda çöker. Ama bu çökmesi sonucu tuhaf bir hava olayıdır. Ve bu hava yolu olayından sonra ordu gökyüzünde bir cisimin yaklaştığını haber eder. Gerçekten çok güzel filmdi. Özellikle filmin hikayesi ise muazzamdı. Geçiyorum burada ikinci filmime. İkinci filmim Men in Black filmidir. Filmin oyuncuları Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio, John Alexander ve Frederick Lehner'dir. Filmin konusu ise şudur. Siyah giyen adamların dünya dışı varlıkları dünyadan koruduğu bir filmdir. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Özellikle hani komedi yönleri daha ağır basardı ama bilim kurgu yönleri de çok güzeldi. Geçelim buradan birinci filmime. Birinci filmim Ghost in the Shell filmidir. Filmin oyuncuları Atsuko Tanaka, Koichi Yamadara, Tetsuo Genda, Shigure Shiba, Takashi Matsuyama ve Yukata Nakano'dur. Filmin konusu ise şudur. Japonya'da yaşayan The Puppet Master isimli bir siber ajanın hikayesini anlatan filmdir. Gerçekten çok güzel bir animasyon filmiydi. Ve bu animasyon filmi bilim kurgu ile birleşince de muazzam bir film olmuştu. Yani süperdi. Bugün de böyle bir video olsun. Yarın da güzel bir video gelecek. Söyler misiniz? Sizin 90'lar yılında aklınızda kalan yabancı aksiyon filmlerinden hangisi var? Hani onu da yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videolarımı destekleyip paylaşırsanız da çok güzel olur. Kendinize iyi bakın.